Öncelikle oda ısısında 2 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine kırdım. Şu şekilde yarım çay bardağı kadar toz şekerim var. Toz şekerimi ilave ediyorum. 1,5 su bardağı süt ekleyeceğim. Şu şekilde 1,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. İçerisine çok az, şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Bir paket kabartma tozum var. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Vanilya tadını çok seviyorsanız 2 paket vanilya da yakışıyor, güzel oluyor, ekleyebilirsiniz. Şöyle bir çimdik kadar da tuz ilave ediyorum. Burada 2 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim ama ilk önce şu karışımımı bir homojen kıvam alana kadar karıştırmak istiyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Önce 1,5 su bardağı kadarını ekledim. Bir kısmını ayırıyorum. Önce bir karıştıracağım bunu. Kıvamına bakacağım. Kıvamı eğer iyiyse un eklememize gerek yok. Böyle bozadan bir tık daha yoğun kıvamda bir akışkanlığı olsun istiyoruz. Hamurumuzun kıvamı tamam. Şimdi şu şekilde bir hamur porsiyonlayıcım var. Hamurumu içerisine alıyorum. Ve pankeklerimi sıkmaya başlıyorum. Pankeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hazırlaması ve pişirmesi oldukça pratik bir tarif. Yanında reçel, çikolata, neyle seviyorsanız meyvelerle de renklendirebilirsiniz dediğim gibi. Çocuklarınızın çok seveceği bir tarif bu. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.